Evet, saygılı, sevgili ve değerli arkadaşlarım. Şimdi diyeceksiniz, bu adam niye çıktı bu? Ben İlkan Barutay, Elazığ doğumluyum. İzmir'de büyüdüm, kendim bildiğim İzmir'deyim. İzmir'de çizme, grafitidir, bu tarz işlere başladım. Tabii bu tarz işlerin dışında tabii böyle istekliydim hep. Hevesli olduğum için başarmak istediğim şeyler vardı, işte dövme yapmak gibisinden. Ama işte yani dövme yapmak, ama profesyonel bir şekilde çalışmak, yani bu dövmeyi de hani ciddi anlamlarda ilerletmek istiyordum. Gel git zaman tabii ki bir stüdyoya başladım. Hollanda'dan bir arkadaşımız, dostumuz vardı. O Türkiye'ye gelmişti çalışmaya. İşte onunla birlikte ufak tefek işlerle başlamıştım. Onların yanında profesyonel bir stüdyoda. Tabii baya bir emek verdim yani bu işi, bu mesleği, bu sanatı öğrenebilmek için. Bunun dışında tabii önceleri ben ufak tefek çizimler yapıyordum. Yani biraz el alışkanlığım vardı. Yani hiç sıfırdan bile, ha okula sorarsan yani okuldaki resim eğitimlerim sıfır, yani çok düşüktü. Ama önemli olan okulun teknik eğitimleri değildi. Tamamen insanın içindeki yeteneği ve başarı azmidir yani. Dememişler boşuna, azimli sıçan duvarı derler yani. Bizde de o misal. Evet arkadaşlar, yani benim burada olmamın sebebi hem size dövme hakkında bilgiler vereceğim. Hem çizim hakkında çizim hakkında bilgiler vereceğim. Yani sizin sormak istediğiniz soruları cevaplayacağım. Size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü neden böyle bir video çekmek zorunda kalıyorum? Bakıyorum hep abuk subuk işler, abuk subuk konuşmalar. Yani bir başlık atılmış, başlığın altında yazıyor işte dövme nasıl yapılır ama işi öğreten yok. Ya da çizim nasıl yapılır diyor, işi öğreten yok. Yani hep böyle prim yapmak için paylaşılan videolar olmuş bu YouTube'da. Ben de artık dedim ki yani bu konuya bir değineyim. Bu konu hakkında biraz insanları bilgilendireyim. Yani elimden geldiğince kendi bilgilerimi aktaracağım. Yeni yeni şeyler de öğreneceğiz. Çünkü bu sanatın hiçbir zaman yani böyle önü durulacak bir şey değil. Yani her gün yeni yeni bir tarz çıkıyor. Öyle böyle değil. Yani ciddi bir anlamda tarzlar çıkıyor. Yani bir bakıyorsun, çizgiden neler üretmişler, renkten neler üretmişler. Yani hızlı olmak lazım. Yani sanat da teknoloji gibi bir nebze diye düşünüyorum. Yani burada hep beraber bir şeyler başarmaya çalışırız inşallah. Takibi sağlarsanız, benim videolarımı likelarsanız, hani bu insanlara daha çok duyurulur. Yani ne bileyim işte, böyle buradayız yani, biz de geldik, ne yaptığımızı bilmiyoruz demeyeceğim ama ne yaptığımızı biliyoruz yani. Hani burada işte mesela çizim konusunda size bilgilendireceğim, hem dijital çizim konusunda hem normal kağıt kalem üzerinde yapabileceklerimiz, işte kullanabileceğimiz kalemler, o kalemleri nasıl kullanabiliriz, işte o kalemlerden neler yapabiliriz, işte neler yapabiliriz derken işte neler üretebiliriz. Yani alışılmışın dışında olan şeyleri burada aktarmaya çalışacağım. Tasarım nasıl yapılır? İşte iğneler nedir? Nasıl, hangi özelliklerde, yani nerede, nereye ne yapılır? Yani bunları açıkçası burada hep beraber bir birlik, beraberlik içerisinde olursak, işte yani belli bir kitleye ulaşırsak, o kitle içerisinde yapacağım yani. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bütün YouTuberlar gibi yani. Kanalıma abone olun. Videoya like atın. Paylaşın. Görüşmek üzere arkadaşlar.